Merhaba Web Tekno takipçileri, ben Lütfi Karaca. Bu videomuzda sizlerle beraber HTC'nin son amiral gemisi HTC One M9'u inceliyoruz. Kutu açılışı yapmayacağım arkadaşlar telefona. Kutunun içinden çıkan şeyler zaten kulaklık, şarj aleti, sim kartı takıp çıkartmanız için bir iğne çıkıyor. Bir de kullanım kılavuzu geliyor. Zaten kulaklığına falan değineceğim birazdan. Telefonu yaklaşık bir haftadır kullanıyorum arkadaşlar. Hatta Efe'yle girdiğimiz iddiayı bu telefonla kazanmıştım. İlk elime aldığımda gözüme çarpan şey M8'de olan iki kameranın bunda olmaması. 20 megapiksellik bir kamera gelmiş onun yerine arkaya. Tasarım olarak M8'e çok yakın ancak M8'den farkları tabii ki de var. Hem tasarımsal olarak hem de donanımsal olarak bir şeyler eklemişler telefona. 157 gram bir ağırlığı var telefonun arkadaşlar. Fazla ağır değil ancak elinize aldığınız zaman telefondaki metal kasayı direkt hissedebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. 14.4 santimlik bir boyu var telefonun arkadaşlar. 6 santim bir genişliği var. Ve de 9.6 mm'de bir kalınlığı var. Telefon ultra kalın bir telefon değil ancak kameranın 1 mm'lik daha iyi olsa bir çıkıntısı olduğunu söylemeliyim arkasına. Bu bazılarını rahatsız edebiliyor bu kameranın çıkıntı olması. Hani şöyle içine onu da yerleştiriverselermiş daha şık bir görünüme, yekpare bir görünüme kavuşabilirmiş. Telefonun 5 inçlik Super LCD 3B ekranı var ve bu ekranın çözünürlüğü 1920x1080 yani Full HD. Herkes daha yüksek bir şey bekliyordu ancak HTC Full HD bir ekran kullanmayı tercih etmiş. Gorilla Glass 4 ile korunuyor arkadaşlar ekranı. Darbe ve çizilmelere karşı Gorilla Glass 3'e göre daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Nano SIM kart kullanıyor telefon. Bu bir kere kestik hani onlardan da değil bir daha kestiğimiz en küçük SIM kartlardan yani. Ayrıca sağ tarafından da 128 GB'a kadar micro SD kart takabiliyoruz telefona. Şimdi telefonun sağında solunda neler var bunları söyleyeyim ben size arkadaşlar. Arka tarafında 20 megapiksellik bir kamerası var ve onun hemen yanında çift tonlu LED bir flash bulunuyor. Telefonun sağ yüzeyinde ses açma ve kapama tuşu var. Telefonu kilitleme veya kapatma düğmesi dediğimiz power düğmesi var. Onların hemen üstünde micro SD kart yuvası var arkadaşlar. Dediğim gibi 128 GB'a kadar destekliyor. Sol tarafında sadece nano SIM kart girişi bulunuyor. Telefonun alt tarafında 3.5 mm'lik bir jack girişi var. Buraya kulaklığımızı takıyoruz. Onun da hemen yanında USB girişi var şarj etmek için veya veri transferi yapmak için. Ön tarafında HTC'nin artık klasikleşmiş boom sound hoparlörleri var ve gerçekten iyi iş yaptığını söyleyebilirim. Üstteki hoparlörün hemen yanında sensör var arkadaşlar ve onun yanında da selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca hoparlörün içinde de bir LED ışığı var arkadaşlar. Burada bildirimleri LED ışık sayesinde görebiliyoruz. Üst tarafında kızılötesi bulunuyor arkadaşlar. Bununla televizyonumuzu ve çeşitli elektronik eşyalarımızı kontrol edebiliyoruz. Telefonun biraz da donanımsal özelliklerine bakalım arkadaşlar. Snapdragon 810 işlemciyle geliyor. Bu şu an bir telefon alacağımız zaman alınabilecek en üst işlemcilerden birisi aslında. Toplam 8 çekirdeğe sahip olan Snapdragon 810 4 çekirdeğini 2 GHz hızında çalıştırıyor. Diğer 4 tanesini de 1.5 GHz hızında çalıştırıyor. Bu da uygulamadan uygulamaya hani kasıyorsa diğerine geçiyor. İşte birbirine atlıyorlar bunlar. Ekran kartı diye tabir ettiğimiz grafik işlemcisi Adreno 430 arkadaşlar. 3 GB'lık RAM'i bulunan HTC One M9 32 GB'lık da bir hafızayla geliyor. Kendi hafızası 32 GB. Bunun yaklaşık 5 GB'ını sistem ve HTC'nin doldurduğu çeşitli uygulamalar kaplıyor. Ekran Full HD dedik. 441 ppi var arkadaşlar bu ekranda. Güneş altında tam parlaklıkta rahatlıkla görülebiliyor. Fazla bir kayıp yaşamıyoruz. Pili 2840 mAh arkadaşlar. Bir günü rahatlıkla çıkarabilen pillerden tabii ki de çıkarması lazım zaten. Ancak gün içinde çok fazla yoğun olarak kullanıyorsunuz. Akşam İşten veya okuldan evinize döndüğünüz zaman beni şarja tak diye ağlamaya başlıyor. Eksi yönlerinden birisi pili bence. Bluetooth 4.1, 4K, NFC gibi teknolojiler zaten üst seviye telefonların hepsinde bulunuyor. Bunlara değinmeye gerek yok. Henüz ülkemizde olmasa da yakında gelecek. Yani 4G geldiği zaman HTC One M9'unuz varsa 4G'yi kullanabiliyorsunuz aktif olarak. HTC One M9 Sense CD arayüzüyle geliyor arkadaşlar. Arayüzü alışık olanlar için çok sıkıntı yaratmıyor ancak hani ilk defa HTC kullanacaklar. İlk başlarda biraz bocalayabilirler. Bir haftalık bir kullanımın sonunda rahatlıkla alışıyorsunuz ve kolay gelmeye başlıyor. Android sürümü 5.0.2 Lollipop. Dediğim gibi menüler alıştığımız Android menüleri gibi böyle mesela sağa sola değil aşağı yukarı inip çıkıyor. Ancak her şeye rağmen Sense arayüzünün çok hızlı çalıştığını belirtelim arkadaşlar. Yani bir haftalık kullanım sonucunda telefonda herhangi bir yavaşlama, kasma, işte rehbere ya da galeriye girip çıkarken bir donma, takılma bu tarz şeylere hiçbir şekilde rastlamadım. İçinden gelen kulaklığı çok iyi diyebilirim arkadaşlar. Özellikle bas ağırlıklı müzik dinleyenler bir hali seveceklerdir. Dışarıdaki ortam sesini neredeyse tamamen kesiyor diyebilirim. Ayrıca benim çok kullanmadığım ancak birçok insanın merak ettiği özellik olan radyo özelliği de HTC One M9'un içinde bulunuyor. Dilerseniz kamerasına geçelim arkadaşlar.
HTC gördüğünüz gibi 20 megapiksellik bir kamera koydu buna. 20.7 megapiksel aslında. One M8'e göre ultrapikselden vazgeçtiğini görüyoruz. Herhalde çok fazla istedikleri başarıyı elde edemediler. Sonuçta hani benim babama veya hani büyüklerimize 4 megapiksel dediğimiz zaman yanında 13 megapiksellik bir telefon dururken gidip de bunu düşünmezler. Böyle stratejik bir şekilde 20 megapiksellik bir kamerayla geliyor One M9. Ancak hazır elimizde teknolojisi varken bunu ön kamerada kullanalım demişler ve ön kamerada 4 ultra megapiksel kullanılıyor. Ayrıca ön kamerasıyla da Full HD videolar çekebiliyoruz, saniyede 30 kare. Arka kamerasında videonun başında da belirttiğim gibi çift donlu LED bir flash var. Ayrıca 4K video çekebiliyor arka kamerası. Bu 4K videoyu saniyede 30 kare çekiyor. 1080p videoları saniyede 60 kare. Ve benim sevdiğim bir özellik olan 720p videoları saniyede 120 kare çekebiliyor. Yavaş çekim video çekmek benim hoşuma gittiği için bu özellik bence güzel olmuş. Ayrıca şunu da belirteyim. Fotoğraf çekeceğiniz zaman kamerası manuel ayarlara izin veriyor arkadaşlar. Dilediğiniz gibi kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Dilerseniz Geekbench ve AnTuTu skorlarına da bakalım telefonun. Geekbench'te tek çekirdekte 909 puan alıyor. Çift çekirdekte ise 3429 puana kadar çıkıyor telefon. Bir de AnTuTu'ya bakalım arkadaşlar, skor neymiş. AnTuTu'da 47.196 puan gösteriyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Meizu MX4'ün ve Samsung Galaxy Note 4'ün altında kalıyor. Tabii telefonla daha yeni oyun oynadığım için biraz ısınmış vaziyette. Çok kurcalıyorum sabahtan beri. O yüzden telefon biraz ısınık. Muhtemelen bu puanlar bir tık daha yüksek çıkacaktır. Ancak 47.196 puan gayet iyi bir puan arkadaşlar. Gözünüzü arkada bırakmaz hiçbir şekilde. Cihazın oyun performansına bakalım bir de. Snapdragon 810 ve Adreno 430'dan zaten kötü bir oyun performansı beklemek bence yanlış olur. Oyunlar akıcı bir şekilde FPS düşüşleri yaşanmadan oynanabiliyor arkadaşlar. Ancak telefonun ısındığını söyleyebilirim. Özellikle metal kasa olduğu için bu ısıyı çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Yaklaşık 15 dakika oyun oynadıktan sonra 31.7 derece olan ısı 40 dereceye çıktı arkadaşlar. Ancak metal kasası bu ısınmanın da hemen geçmesini sağlıyor. Hem avantaj hem dezavantaja dönüşmüş oluyor. Telefon anında soğuyor arkadaşlar. Ayrıca %64 olan şarjı %56 seviyelerine indi. Oyun için fena olmadığını söyleyebilirim bizim elimize geçen daha önceki telefonlara bakarak. Oyun performansına da baktıktan sonra bir telefon alırken ilk bakacağımız konuya aslında en son değiniyorum şu an, fiyat konusu. Doların da coşmasıyla birlikte telefon şu an 2800 lira sınırına dayandı arkadaşlar. Bence telefon için çok fazla ancak bütçe seçecekler için tabii ki de bir sorun değil. Ayrıca operatörler de kampanya yapıyor. Hani fiyatı pahalı gelenler taksitle tarifesine ek bir şekilde satın alabilirler. Son sözlere gelelim arkadaşlar. HTC One M9 oldukça güçlü, iyi ve üst düzey bir telefon. Zaten HTC'nin son amiral gemisi bu telefon. 2800 lira fiyatı var. Fiyatı biraz yüksek ancak performans olarak da bayağı güçlü bir telefon olduğunu söyleyebilirim. HTC One M9 bir süre daha bizim elimizde arkadaşlar. Aklınıza takılan soruları sorun. Eksik söylediğimiz bir şeyler varsa onları da konuşarak, muhabbet ederek çözeriz. Sıkıntı yok. Yorumlarınıza tek tek cevap vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekna.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.